that way. Yeah. Big Daddy gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cooking the hot box. Cookie. Fucking on your bitch, you thought, thought, thought. Selam gençler, bugün sizlerle beraber yeni bir sıra tabanlı MMORPG oynayacağız. Oyunumuzun ismi Lord of Heroes arkadaşlar. Sıra tabanlı anime görseli, hani anime grafik motoruna sahip oyunları seviyorsanız ve özellikle gerçekten anime gibi oyunları oynamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Hemen bir tane savaşa başlayalım ve size ne demek istediğimi anlatayım arkadaşlar. Çünkü oyunda savaşlar sanki bir anime izlermiş gibi. Sıra tabanlı modda savaşırken otomatik mod var, aynı zamanda savaşı hızlandırma seçeneği de var. Ama ben bugün videoyu tanıtırken, bu oyunu tanıtırken, oynarken bu modda, otomatik modda oynamayacağım. Kapatmam lazım hemen. Kapattım otomatiği. Normal 1x yapıyorum. Bakın zaten benim adam sağ olsun hepsinin içinden geçti. Seçiyorum. Çok güzel. Böyle sıra sıra... Aşağıdaki sağ altta gördüğünüz yetenekleri de tıklayıp seçebiliyorum hangisiyle vuracağımı. Ama tabii ki en güçlü yeteneklerimizi her zaman için boss'a saklamak çok mantıklı. Bakın üzerlerinde mavi işaretli olanları gördüğünüz zaman o işaretlerin şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ona daha çok vuruyor. Yani şuna seçtim. Ama ben bu hepsine eşit güçte. Ortaya baştan. Aa, bunu alan skill'i kullansaydık ya. Bak. Böyle hatalar yapıyoruz. Hemen şu alan skill'imizi şuraya doğru bir tıttıralım. Bunun bu alan skill'i değilmiş ama. Görsellik bence güzel olmuş yani. Şu an izlediğiniz oyun, yani Lord of Heroes'i full grafiklerde oynuyorum arkadaşlar. Benim alan skill'ine ihtiyacım var ya. Bu kadar bunları tek tek mi uğraşacağım ya? Şu alan skill'i. Bu alan skill değilmiş. Ona cam basmaymış ya abi. Bakın gördüğünüz gibi yetenek animasyonları bu şekilde. Yalnız adamlara boku bokunu sıraya verdik ya. Canımız zaten fulldü. Kalkan verdik bir de. Güzel, en azından canı gitmedi ya. Abi sıradan bunların vurmasını bekleyeceğiz. O yüzden birazcık şu X'i arttıralım. Bir de bakın bu solda şeyler var. Sol altta gördüğünüz gibi ofans yazıyor şu an. Ofansa tıklayıp hani burada kilitli yerleri açıp duruş şeyinizi değiştirebilirsiniz. Biz birazcık kaldıralım artık ya. Abi alan vuran yok mu? Tek tek bunlarla kesmekle mi uğraşacağız ya? Gözünü seveyim, alan vuran bir şey olsun ya. Evet işte bu. İşte bundan bahsediyorum ya. Tamamdır. Hemen şunlara karşı daha güçlüyüz. Onları bir tekleyelim o zaman. Hemen sen de şunu bir avla bakalım. Öldüremedim be. Tamam, geliyor. Asist veriyor bir de. Bazen böyle kahramanlarımız yanımızdaki diğer kahramanı yardım için çağırabiliyor. Yok abicim, biz yok. Değil. Normal saldırımızı yapalım ya. Ulan bir canı kaldı adamın be. Ha direkt. Aa, onun canı zaten azdı ama olsun, sıkıntı yok. Bunları her türlü öldürebileceğimiz için bir problem yok. Sen de git bakalım şuna. Son bir tane, o da kendini. Bu şeye çok benzemiyor mu? Sword Art Online'daki kritik... Neydi o adamın? Adamın adını unuttum ya. Krito. Ha, Krito. Krito kendi galiba ya, yanlış hatırlamıyorsam. Severim kendilerini ama adını unuttum bir anda. Hemen bir leave diyelim bakalım. Size arayüzde bahsetmem gereken bazı şeyler var mı? Bakalım. Yok, hayır. Şimdi envanterimize giriyoruz. Gördüğünüz gibi ekipman sistemi de var arkadaşlar. Buradan ekipmanlarımızı alabiliyoruz. Neler gelmiş? Şunları bir toplayalım. Thank you. Reklam izleyip daha fazlasını da toplayabiliriz ama gerek var mı? Yok. Evet, evet. Kahramanlarımıza bir girelim. Bakın burada gördüğünüz gibi kahramanların itemleri var arkadaşlar. Bunu auto equip diyerek
daha iyileriyle değiştirebiliyoruz. Başka mesela burada ne varmış? Level atlatabilirmişiz. Kahramanlarımıza level atlatabiliyormuşuz. Oyunun sıkıntı yapabileceğiniz tek yönü şey olmuş diyebilirim. Oyunun İngilizce olması. Ama diğer türlü sıra tabanlı diğer oyunlarla neredeyse birçok noktası ortak. Hemen şöyle bir boss savaşı yapacakmışız. Sıkıntı yok. Bir boss'u dövelim gençler. Bakalım nasıl olacak. Buna benzer sıra tabanlı MMORPG tanıtımlarının gameplaylerini veyahut listelerinin daha sık gelmesi için bu videoyu beğenip altına yorum bırakabilirsiniz gençler. Haydi bakalım. Bakın böyle uzun uzun konuşmalar, böyle tek 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 tek, keşke çok mükemmel İngilizce bilsek de bunları anlasak. Yani şöyle uzun bir cümleden basit bir anlam çıkartabiliyorum sadece. Telaffuzum kötü olsa da birçok şeyi aslında anlayabiliyorum. Ama kafaya koydum yani İngilizce çok iyi bir şekilde öğreneceğim. Şöyle gir abicim, şöyle bir alan saldırısı yap. Uğraştırma bizi. Ulan ölmediler be. Tamam, tek tek avlarız onları. Sen de onu vur. Ulan bunun için yardım mı alıyoruz? Hemen diğerine geçelim. Şövalye tokatlama caves. Bunlara daha çok vuruyormuşuz. Aa, yardımı da aldık. Ama biz onu teklerdik zaten ya. Şu uzun boyluları bir aradan çıkartalım. Ulan güçlüymüş onlar ha, tek yemediler. Şöyle bir ortaya. Bak 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 bak, hareketlere bak. Buna keşke alan olarak vursa ya. O kadar kılıcı bir kişiye de harcayamazsın ki ya. O yeteneğin alan olması bence çok daha büyük avantaj olurdu. Bu sıra tabanlı MMORPG'ler, sıra tabanlı oyunlar ne ara patladı ya? Ne kadar çok sıra tabanlı oyun çıkıyor ya şu sıralar. Gerçekten hani ben sıra tabanlı çok sevmiyorum ama bazen farklı yapımlar, güzel yapımlar çıkarsa oynarım. Bunu oynamamın, tanıtmamın sebebi de hani anime grafik motorunu güzel işlemesi. Hani anime vari grafiklerinin, görselinin ve hikayenin olması. Ara sahnelerinin güzel olması. Aynı zamanda da yetenek animasyonlarını beğenmem. Abi geçemiyoruz buraları, mecbur izleyeceğiz. Geçtik galiba. Geç abi geç, kimse okumuyor buraları. İngilizce bilen bile okumuyor. Çünkü bu tarz mobil oyunların biraz basit oluyor. Oo, Zyra ile kapışacakmışız. Çok güçlü bir şey gibi duruyor ama sana en güçlü skillerimden vuracağım. Bunun da alan yeteneğinin hangisi olduğunu öğrenmiş olduk ama çok az vurdu. Zyra'ya, Zyra'ya direkt. Oo, bu sağlam vurdu buna. En güçlü karakterim şu mızraklı herhalde. Allah hıçkırık tuttu. Haydi bakalım. Bunun da alan yeteneği buymuş, öğrenmiş olduk. Öldünüz abi. Bunların kaçışı yok gençler. Oha lan, oha. Ne vurdu be vicdansız. Ama kaçışınız yok dediğim gibi. Bir tane daha balta sallasana be. Ölecekti adam. Bu ölünce diğerleri de otomatikman knockout. Güzel. Ne oldu Zyra kardeş? Biat et. Ve ayrılabiliriz. Yeni bir şeyler geldi galiba. Aslan. Aslan diye karakter varmış. Direkt ismini Aslan koymuşlar. Neyi gösterecek bize? Yeni bölge açıldı, oraya gösterecek. Bu biziz gençler ha, bakın. Biz kralız, biz savaşmıyoruz. Bizim askerlerimiz savaşıyor. Biz sadece yönetiyoruz. Geç abim, geç şunları. Tüm haritayı bize getireceğiz, ve ele getireceğiz, geçireceğiz. Ve bu gördüğünüz gizli düşmanlarımızı ifşalayacağız. Onlara karşı pes etmeden savaşacağız gençler. Hemen bir geri diyelim. Abi her şeyde de konuşmayın ama, sinirimi bozmayın benim. Hiçbir
hiçbir şey yapamıyorum. Sen neden buna gir dedim. Evet, yeni haritamızda da bir savaş yapalım. Ya oyunun arayüzünde bahsedecek çok bir şey bulamadığım için hani oyunun savaş mekanizmasını gösteriyorum size. Yoksa aynısı diğer sıra tabanlı MMORPG'lerle. Mesela karaktere item basma var, karakterin itemlerini giyme, yükseltme var, hani daha iyi itemler var. Sonra ne bileyim karaktere level up atma var, sonra rune sistemi var. Hani bu gibi şeyler var. Ali diyelim. Lan kulaklara bak. Hadi bir maç atalım. Abi ne konuştunuz be? Vallahi tıkla tıkla bitmiyor ha. Tıklıyorum şu an otomatik. Anlamıyoruz ki birader. Ha, bizim karşımızda diz çökecek. Yeni hero'muz. Kutsadığımıza göre o da bizim hero'muz artık. Mei Ling. Güzel. Güzel'e benziyor. Haydi bakalım. The Steedle of Evelyn. Johan yanınıza yeni adam verdim ha. Onu savunun. Ama biz hala harita izleme kısmını geçemedik ya. Hala bir şeylerle konuşuyoruz. Hani bu tarz metinleri sevmeyenler varsa birader direkt bu oyunu oynamasın yani. Ne diyeyim artık yani şimdi. Ama böyle okurum, hikayeyi seviyorum falan diyen olursa da buyursun. Burada etkinlikler falan varmış. Güzel, bunlar bizi açmaz. Biz world'ümüze girelim. Ya şöyle yeni kahramanımızla bir savaş yapalım. Rebellion Woodlands. Boss'la bunlarla savaştık. Dur, yeni şey açıldıydı. Nereye gidecektik? Burası yeni şey açılmadı mıydı bizde? Ulan sürekli bunu yönlendiriyor ya. World'de bir şey yapamıyoruz o zaman. Hani daha gelmedi mi ki acaba? Gelecek mi ki? Şu aliens'lara bir daha bakalım şu birliğe. Girelim bakalım buna. Girelim. Burada. Aa bak bu farklı olmuş. Bu ne ki? Raid gibi bir şey mi ki ya? Ödül falan mı topluyoruz buradan? Savaşamıyor muyuz ya? Beni uğraştırmayın bunlarla. Bir raid'e girmeniz gerekiyor diyor. Ama... Evet. Şimdi... Raid'e girdik. Ama sürekli karşımıza farklı farklı animasyonlar çıktığı için onları raid'e yolladık. Onlar savaşacak gençler. Yani bu oyun böyle gördüğünüz gibi yeni bir şeye giremiyorum, nedenini anlayamadım. Raid sistemi var. Farklı gördüğünüz gibi alien sistemi var. Bunları denemek, deneyimlemek isterseniz eğer bu buraya kadar izlediyseniz, oyunu beğendiyseniz, ben bu oyunu oynarım derseniz indirin arkadaşlar. Ben zaten boyutunu falan videonun başına yazmış olurum. Benim oyuna vereceğim puan 10 üzerinden 5 arkadaşlar. O da tamamen grafiklerini, skill animasyonlarını sevdiğim için. Çünkü ekstra herhangi bir sıra tabanlı oynanış adına bir şey kattığını düşünmüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların gelmesi için bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.